Merak etmez misin ne konuşur dervişler bu mesele hakkında? Ben bilmem. Sabah şeriflerin hayır olsun. Bir hayır dilemek de mi yoktu Pirdaş? Ben bilmem. Gece uyuyamamışsın herhalde. Ben bilmem. Vazifeye yeniden döndüğün konuşulur. Ne vakit dönecekmiş Yunus Efendi kadılığa diye merak ederler. Ben bilmem. Sevindiğimiz kadar üzülmedik der isek sözü eğri konuşmuş oluruz. Ama bunda da vardır bir hayır. Şeyhimizden nasiplenmiş bir dostumuz kadı olur. Şeyhimiz adalette, devlette vazife gören bir kişiye daha vaki değil ki görevinizden ayrılın, dergaha kul olun diye tavsiyede bulunsun. Daha hayırlıca olan bu olaydı, onu işaret ederdi. Sana dahi öyle buyurmamış mıydı? Ben bilmem. Neticeni tayin edecek olan sensin elbette. Biz ancak hakkında hayırlı olanı dilemek düşer. Vakit geç oldu Pirdaş. Sana da daha fazla rahatsızlık vermeyelim. Gecen hayır olsun. Size de Kasım Efendi. Sen misin Yunus? Kimsin sen? Adın ne senin? Ben bilmem. Adını da mı bilmezsin? Ben bilmem. İyi. Bundan sonra bil o vakit. Adın Yunus'tur. Dilinde, zihninde temizlenmiş, ben bilmem zikriyle yunmuştur. Bundan böyle sana vacip değildir. Seni bekler idim. Biraz fikir danıştım kendime. Nihayet sana uygun bir vazife düştü aklımıza. Sen bundan böyle dergahımızın sakalık postuna oturasın Yunus. Kırbayı alasın, her sabah çeşmeden doldurup Nallıhan sokaklarında fakire fukaraya, gelene gidene, yolcuya, hancıya, çoluğa, çocuğa, eşiğe, kapıya suyu sen dağıtasın. Şeref duyarım şeyhim. İçim gönenir bu vazifeyi bana verende. Zikrini de dilinden düşürmeyesin. Zikir dervişin içini yakar. Yanmadan değil aşık, tuğla bile olamazsın. Dervişin içi yanacak, kaynayacak bulgur kazanı gibi. Sırtında su dolu kırba, kimi sanır ki bu ateşle o su taşınır mı? Bilen bilir ki o ateş olmadan o su taşınmaz. Var, otursa kapostuna.
Yüklen kırbanı, bugünden tez yok. Daim destur alarak dahi olsa huzura varmak münasip değildir. Biraz usule adaba dikkat edelim Pirdaş. En nihayet içtimai bir hayat sürülür burada. Diyeceğim o ki, diyeceğiniz bir şey olursa efendimize bize önleyin. Münasip ise biz varır iletiriz kendisine. Allah muhafaza. Usulde bir hata, bizi esasta hataya sürükler. Usule erkana uymaklık için birbirimizi dahi ikaz etmemiz erkan gereğidir Pirdaş. Şeyhimiz ne der biliriz. Usulsüz usul olmaz. Allah şu gibi aziz eylesin evladım. Allah rahmet ola. Eyvallah. Eyvallah Yunus Efendi. Hayat verdin bayram ağaya evveli. Şimdi de ahaliye ab verirsin. Allah gönlüne darlık vermesin Yunus Efendi. Eyvallah. Hadi kalın sağlıcakla. Derviş efendi. Ben sakayım. Su benim değildir. Ben sadece dağıtırım. Karatay'da bir tek dervişliği öğretmediler. Ondan Allah'ında Tapduk Emre dergahından öğrenirsin. Dervişlik öğretileydi medreselerde. Biz dahi okur idik. Thank you.
Bunun altına, omzuna bir meşin parçası şarttır Pirdaş. Havalar pek sıcaktır. Doğru der. Yara bere içinde kalır sırtın. Heh, işte bu meşin parçası. Koy onu omzuna. Senin eskiden bir eşeğin vardı Guyan'da. Ona yüklerdin kırbayı. Kaçıp gitti o. Tamam, şimdi oldu. Bir gün değil, iki gün değil. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Yunus Efendi. Dün usul erkan ile alakalı ettiğimiz sözlerden dolayı kalbini kırmış isek bağışlayasın. Estağfurullah. Dost ikaz, düşman dedikodu edermiş. Nefsimiz adına konuştuğumuzu sanır belki kişi ama yolu tariftir bizimkisi. Biz de varsak başka bir kapıya, oranın usulünü erkanını bilemeyiz. Biri de çıkar bizi ikaz eder. Biz ancak kendi yolumuzun erkanını biliriz. Böyle söyleyen de dost olmayan, dost görmeyen ne demeye yol tarifi yapa. Seni vazifenden daha fazla alıkoymayayım. Kadı Yunus Efendi'dir bu. Nereden çıkarırsın? Odur bilirim. Tapduk Emri Hazret'e derviş olmuş dediler. Ertegün Efendi, bu adam beni gasp etti dersin ama ne bir delilin vardır ne de bir şahidin. Ben o vakitte Beldebi köyündeydim. İşte çarşıda çıraklık yapan bu Gökhan da şahidimdir. Doğrudur Kadı Efendi. Bu çocuk yalancı şahitlik eder. Avuçlarında pek bir güzelmiş. Kerimoğlu'nun yerini söyler. Ertegün Efendi'nin zararının tazminini sağlar isen seni affederim. Birine benzetmişim. La ilahe illallah. La ilahe gelmişsin.
Mikel emmim yok mudur? Yoktur. Yunus Efendi'yi gördüm çarşıda. Sırtında kırba, sakalık yapar. Otur hele. Koskoca kadı Yunus Efendi. Kadı değil, derviş Yunus'tur artık. Bilirdim zaten. Ama dersten dönen de birden öyle karşımda gören de onu sırtında kırba ile. Bir insan ne olur, nasıl olur da kadılığı bırakıp derviş olur, nasıl izah edilir ki? Karnında para olurmuş bunların. Bırakın hele, sihir atar bu insana. Korkar mısın bre? Korkmam, nesinden korkacakmışım? Varsın gitsin. Kabuğunu kırmak icap eder. Kabuğun altındadır paralar. Dedem bir keresinde bahçede birini gördü. Bu Sultan Alparslan Malazgirt'i aldığında Malazgirt'teymiş dedi. Bu henüz un yaşayan hayvan. Kıralım bakalım o zaman kabuğunu. İçinden bir şey mi farkınlar? Derviş gelir, derviş gelir. Kaçın, kaçın. Sana ne oldu ihtiyar? Yaran kanar. Bir iki kumaş bakar dönerim der, ben dersimi bitiririm dönmez. Acelen nedir ki? Birlikte gideydik. Mikel emmim nerededir? Köye yaralı bakmaya gitmişidir. Hoş gelmişsiniz. Tabii efendi yok mudur? Köye varmış der Kirahut'un. Bir sorunuz var ise... Kira Hatun babasının talebesidir de aynı vakitte. Derdinizi derseniz elimizden ne gelirse. Çocuklar meydanda oynarken başını yaralamışlar. Kesmiştir biri sanki. Gene vardır belki de. Ne yaparsın baba? Bekleriz kızım. Kaplumbağayı beklerim der. Bıçak elinde öyle bekler. Ben bir kireçli suyla temizleyeyim. Sevaptır. Hatun'u temizleyen de gelir alırım. Thank you.
Bir insanı bu kadar değiştiren ne ola ki? Tabii bir hayvan getirir. Duyan olsa sanır ki meczuptur. Ne kadar insan olursan halkın dilinde o kadar meczuba yakın olursun. Hadi bakalım, geçmiş olsun. Ben bir Yunus Efendi'yi çağırıvereyim o vakit. Kira yarasını temizlemiştir. Ne yaparsın bunu? Boynunda kene varmış. Çıkartmıştır birisi. Nasıl olur bilmem ama bizim bahçede görmüş idim bunu ben. Babam elinde bıçak ile öyle beklerdi başında. Anam ile merak eder idik biz de. Bellidir orası. Bu devirde insanla alakadar olan yoktur ki hayvanın canıyla alakadar olan olsun. Keneden kurtulunca yürüyüp gelmiştir belli ki. İyidir, iyi. Daha sürecek çok saltanatı var bunun. Asıl biz kendi halimize yanalım. Yavaşır diye mi uzun ömürlü olur bunlar? Elbette yanar. Onun da canı var. Var ya. Var. Canın bedeni neymiş? Ha bir hayvan, ha bir insan. Kime ne? Canın çeşidi olur mu? Can birdir. Tek. Firar etmiş idi sahip efendi. Nerede buldunuz bunu acaba? Yunus efendi bulmuştur taşları şeyhim. Hangi kendini bilmez yapmış bunu? Çocuklar taşlamış sokakta. Oyun olsun diye şey. Yunus efendi alıvermiş ellerinden. İyi o vakit. Çocuk olmasa iyiydiler. 40 sopa cezası var idi. Ne der bu ihtiyar dersiniz tabii. Elbette mahkemede kaplumbağaya işkenceye kanun yoktur. Ama cana zulmetmek vardır. Onunki de candır. Kadı efendi bir haberdir diye yaradan da onu sahipsiz bırakacak değildir ya. Kadı bilmese, fark etmese de o da bir can taşır. O vakit yaradan da ona sahiptir. Can tek ise cana zulümden 40 sopa ceza kesmesi icap eder kadının. Selçuklu'nun idaresi sokaklarını temizlemeye muktedir değil midir ki o kadar taş var imiş atacak? Belli ki kadı efendi sokakları dolaşmaya pek vakit bulamaz. Ayağına takılan taşı temizletir zira.
gider bu ihtiyar dersiniz tabii. Elbette mahkemede kaplumbağaya işkenceye kanun yoktur. Ama cana zulmetmek vardır. Onunki de candır. Kadı efendi bir haberdir diye yaradan da onu sahipsiz bırakacak değil ya. Kadı bilmese, fark etmese de o da bir can taşır. O vakit yaradan da ona sahiptir. Can tek ise cana zulümden 40 sopa ceza kesmesi icap eder kadının. İsmi Süphan Virdin mi var? Bahçelerde yurdu mu var? Bencileğin derdin mi var? Garip garip ötme bülbül. Pek bir güzel öter. Dertli dertli öter. Herkes güzel der bülbülün sesine. Sen dertli dersin. Neden dertli acep? Belki de dertli oluşundandır sesinin güzelliği. Bülbül hayvanatın şairidir. Hakikati söylediğinden sesi güzel. İşiten her kim olur ise olsun, ister kafir, ister putperest, ister Müslüman, ister sürüde çoban, ister ekinde rençber, ister tahta sultan ol, bilmese de hisseder ki bülbül hakikati söyler. Sesi güzeldir. Her kim ki bir gönlü var, bülbül ona güzel gelir. Güzelliğe sebep hakikatin sesi olması. Tıpkı bülbül misali cümle şairler de dost bahçesinin bülbülü. Hakikate davet eden bet sesler değil, bize hakkı söyleyen bülbüller gerek. Bülbül gibi söz ola, cismi çıkara aradan. Hakikati şakıya. Hemi doğuya, hemi batıya, hemi kuzeye, hemi güneye. Kendi sükût edip hakikati söyleye. İşte o vakit söz gümüş iken altın olur. Hakikat konuşanda benlik susar.
Her devrin esması var. Her devirde başka şekilde tecelli eder hak sözü. Kimi devir olmuş felsefeciler, kimi devir olmuş kelamcılar vesile olmuşlar. Kelam ile tebliğ en hızlıymış. Ama sözün tesiri ok gibidir. Asırları aşar. Dillerde destan olur, gönüllerde şiir. Kişi çıkar aradan, hakikat kalır meydanda. Bülbül sesinin sahibi mi ki? Tam tersi vaki oldu. Hakikat geldi, bülbülün ağzından çıkıverdi. Bu bülbüle şeref oldu. Öyle olmaya, bülbülü kim bile, kim tanıya? Dalda gören taş atar, geçip de dal altında kulak kesilmez. O bülbül bilir mi ki, kendisini şah mı dinler, kul mu? Zahit mi dinler, sufi mi? Köylü mü dinler, şehirli mi? Benim bir niyetim var Bacı Sultan. Efendime açmak isterim. Ama efendime açmadan evvel bilin isterim. Allah'ın bildiğini saklayacak değilim. Size olan alakamı efendime açmak isterim. Eğer münasip görürse. Thank you.
Ne diye ünlemiş şeyhimiz bizlere acep? Bilen var mıdır pirdaşlar? Bilmem ağam. Kasım ağam avluda hazır olun demiştir. Bir tek o. Kimler mevcut değildir pirdaş? Minberci köyde iştedir. Gökmen dün gece tarladan gelmedi ağam. Nereye gitmekteyiz ki ağam? İlle bir şey merak edeceksek, vazife verilende nasıl daha iyi yaparız onu merak edelim pirdaş. Sabahlar hayrola canlar. Yunus çıkmış mıdır? Vakit pek erkendir ama. Güneş biraz daha yükselende çıkar şeyhim. Hücresinde olsa gerek. Ben bir varıp hücresine ünleyeyim şeyhim. Hücresinde yoktur şeyhim. Kırbası yoktur şeyhim. Demek erken vakit çıkmış bugün. Kelime-i tevhidin manası nedir? Tabip Mikel Sivrihisar'da der ki, bu sorunun gerçek cevabını bulmak istersen Nallehan'a git. Art indir adım. Kim ki bana kelime-i tevhidin en tesirli manasını söylerse Müslüman olacak. Ama daha rastlamamışım öyle bir kişiye. Yok mudur Nallehan içerisinde bana kelime-i tevhidin en gerçek manasını söyleyecek bir Müslüman? Hoş gelmişsiniz. Hanım anam. Hoş bulduk. Kira. Ümmü Kerem'i dönmemiş midir daha? Yok. Sivrihisar'dadır daha. Kızım. Şu orada duruversin de. Çarşıda bir iki yere varırım. Bacım dersteyken. Dursun anam. Ben Terzi Ayşe Hatun'a varırım. Sonra da kumaşçıya varırız onunla. Tamam anacığım. Ben de derse gidip dönerim. Bir şey der misin Fatma bacı teyzeye? Selamımı ilet. Aleyküm selam. Hadi kalın sağlıcakla. Ne yapar Yunus Efendi? Ne bilirim ne yapar? Bilmem dersin, merak edersin. Başlamayasın gene.
derviş olmuştur çoktan Yunus Efendi. Bilmez gibi konuşursun yine. Fena bir şey gibi konuşursun. Hani dervişler de evlenir, barklanırlar idi? Öyledir. O vakit nedir mesele? Dervişin ayağı, hatunun gözü yolda derler. Alır başını gider derviş olan. Duramaz bir mekanda. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam şeyhim. Nasılcasındır azizim? Himmetinize muhtacız. Başkaca bir eksiğimiz yoktur. Kişi arzu ettiğiyle tanınır. Biz arpaya buğdaya muhtacız azizim. Sanki himmet peşindesin. Dünyalık talebin yoktur. Döndü mü olanlar seferden? Dönmediler şeyim. Dönmesinler de. Cenk biter, cenk başlar. Selçuk Bey ikinci değil, gazi gerektir. Lazımdır elbet. Lazım ki dört bir yanda cenk eder alperenler. Ama ekin ekmediğin yurt senin değildir azizim. Kılıç yurt alır, ekin yurt tutar. Öyle ya. Asıl sahibi yoksa mülkün, işleyip bekçilik edenin yurdudur mülk. Eyvallah şeyhim. Biz cahiliz. Nereden biliriz bildirmezseniz hakikat nedir ne değildir? Biz nereden bildirelim hakikati? Bülbül müyüz azizim? Hadi kal sağlıcakla. Dervişlerini de almış. Nereye giderler ki? Ben de bilmem. Allah Allah. Haydi. Al bakalım şunu. Buraya bir çizgi. Dokuz taş bilir misiniz? Biliriz, biliriz. Sen koca adamsın, sen ne bilirsin? Koca adamlar oyun bilmez mi? Elbette bilirler ama oynarlar mı ki? Oynarlar elbet. Hepimiz oyun oynamaz mıyız şu dünyada? Al bakalım. İlk kim atacak? Ben atarım. Senin adın ne? Ali. Ali ilk sen at. Hadi çizginin arkasına. Hadi Ali. Sende sıra. Kelime-i tevhidin manası nedir? Bilmez misin? Müslüman değil misin? Müslümanız elhamdülillah ama... Tabip Mikel'i bilir misin? Tanırız elbet. Dostumuzdur Tabip Mikel. Sivri Serda bana demiştir ki... Kelime-i tevhidin en gerçek manasını kim der ise... Müslüman olacaksın. O vakit git cevabını nallihanda ara. Sorarım kimseler bilmez. Ben Ermeni Artin. Allah bir imiş, biz dokuz mu deriz? Nedir bu kelime-i tevhid? Neden getireyim ben onu? Abdük Emre dergahına var o vakit. Cevabını bulursun orada.
şey. Yeniden oynamak ister misiniz? Evet. İyi. Hadi taş bulun o vakit. Hadi gidelim taş bulalım. Koskoca kadıydı. Sokakta 9 taş oynar çocuklarıyla. Kelime-i tevhidin manasını bilir misin? Kelime-i tevhidin manasını bilir misin? Tapduk emri kim bilir misin? Tapduk emrinin dergahı nerededir bilir misin? Demek bu sokakta taşlamışlar sahip efendiyi çocuklar. Belli ki bizden evvel gelip yolu da açıvermiş çocuklar. Çocuğun eline taş verirsen taşa da atar başa da. Kimine göre taş atma oyunudur bu, kimine göre yolu açmaktır. Yolu açmak sünnettir. Hakikatin yolunu da öyle. O yoldaki manileri de kaldırıp ortadan atmak icap eder. Yoksa takılır düşer insan. Kan revan içinde kalır, yüzü gözü de anlamaz dahi düştüğü hali. Mesal olsun İhtiyar Efendi, Şeyh Tapduk Emre'yi ararım. Ne diye ararsın onu? Kelime-i tevhidin manasını soracağım. Tapduk Emre, cahil köylünün biridir. Okuma yazması dahi yoktur. Kelime-i tevhidin manasını ne bile. Var git başkasına sor. Belli, siz de bir şeyh efendisiniz ihtiyar. Biz ihtiyarız. Şeyh miyiz, değil miyiz bilemeyiz. Deyin o vakit bana. Sivrihisar'dan gelmişim. Herkeslere sordum. En son Tapduk Emre dergahına var dedi biri. İyi. Var git o vakit. Nerededir bilmem ki canim efendim. Yabancısıyım Nalihan'a. Sivrihisarlı garip bir Ermeni uşağı. Emrem Sultan köyü diye kime sorar isen sana işaret eder mevkisini. Dur anam, yardım edivereyim. Artır kızım. Ondan derim ben de işte. Sen taşıyamam, artır. Yunus Efendi gelir. Ben taşıyayım. Allah gönlüne ferahlık veri Yunus Efendi. Kırmanın boşaldıysa hele yürüyelim. Dergaha varırız. Valide Sultan anamız da çarşıdadır efendim. Sol taraftan gittiler. Yanlarında Yunus da vardır. Birlenelim o vakit. Birlik olup yollanalım fakirhanemize. Elden mi geçirdiniz postu pirler? Şeyh dediğin atlas posta, sultan dediğin altın tahtta. İster tabii adamın canı. 3 gün posta oturan 3. gün ister ki kendi şeriatını kursun. 5. gün ister ki herkes kendine kul köle, şeriatına teslim ola. Öyledir bu post işleri. Taht işlerin bilmeyiz. İstersen altın posta, istersen inci postlarda otur, baykuş baykuştur. Post kurtaraydı, herkes postuna biner, uçar gider idi.
Bu yol öyle deyiverdikleri gibi değil. Ya orası tekke değil midir? Orada kıskançlığın ne işi var? Ya orası tekke değil midir? Orada dedikodunun ne işi var? İş öyle noktaya varır ki... Ya orası dergah değil mi? Orada insanın ne işi var? Neredeyse erenler. El kuşu da var, gül kuşu da var, baykuş da var. Görüntüsü hoş, sözleri hoş. Ama irfan hırsızı. Velhasıl kelam dışı hoş, içi boş. El kuşu elden ele, gül kuşu gülden güle. Baykuş gerek viranelerde. Nedir virane? Duvarları yıkık dökük olan, uğursuz mahlukların yaşadığı yerler. Duvar dediğin kerpiçten örülür. Kerpiç dediğinde toprak ile sudan, hava ile, güneş ile yapılır. İnsan da kerpiç misali bu dört unsurdan meydana gelir. O vakit dervişlik bu dördünü terbiye etmek, zararsız hale getirmek yoludur. Ne olur bunlar? Terbiye olan da fıtrat kemale ulaşır. Duvarı tamam olur, bütün olur. Kim ne kadar yanar ise o kadar tamam olur bütünü. Yanmadan kerpiç dahi olmaz iken insan olunur mu? Ne buyurur Kehf suresinde Yaradan? Böylece ikisi yola koyuldu. Bir kasabaya gelip yemek istediler. Kasaba halkı onları ağırlamadı. Yemeleri ve içmeleri için ne bir şey, ne bir yatak verdi. Hızır baktı ki orada yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar var. Hemen duvarı yeniden inşa ediverdi. Musa ona dedi ki, eğer isteseydin bu işin karşılığı iyi para alır idin. Hızır'ın maksadı Musa'nın duvarlarını tamam etmek. Musa'nın zahiri bilgisini hakiki bilgiye dönüştürmek. O vakit bu baykuş timsali irfan hırsızlarının neden baykuşa benzedikleri aşikardır. Çünkü onlar duvarı tamam olmayan viranelerdir. Kendileri eksik olduğu halde sana bilgi satmaya kalkar, kendine mürid arar. Kendini dinleyen halakayı saymak ile geçer ömrü. Görenler sanır ki şu kadar falan sayıda mürid yapar ise cennetten bahçe vardır ona. Tıpkı say ki devlengeç kuşu. Çaylak, bildiğimiz şu çaylak kuşu. Ne yapar o? Gider, kendinin olmayan bir yere yuva yapar. Sonra yuvaya yavru lazımdır. Gider, başka kuşların yuvalarını talan eder. Yavruları kaçırıp getirir kendi yuvasına. Onları da tıpkı kendisi gibi leş ile beslemeye çalışır. Ama dervişler öyle midir? Derviş doğan gibidir. Yüksekten uçar, leş yemez. Baykuş gibi viranelerde, çaylak gibi başkalarının yavrularını çalmakla yaşamaz. Kendisi de avcıdır. Ama ötekiler gibi başkalarının avladıklarının üzerine konmaz. Leş yemez,
Ne demiş pirim? Derviş bilir dervişi, hak yoluna durmuşu. Ha, o devlen geç. Çaylak kuşunu çalıp yuvasına taşıdıklarının içinden biri de doğan ise. Çaylak yuvasında da doğsa doğan doğandır. Destur şeyhim. Sen misin Yunus? Uyuyamadın mı? Sabahınız hayır ola şeyhim. Vakit nice olmuştur bilmem. Otur hele otur. Ezan okunur birazdan. Müsaade var ise diyeceklerim vardır şeyhim. De hele. Hücremde zikir ile meşgul idim. Hayli vakit geçmiş idi sohbetten sonra. Derken bir vakit kendimi gördüm. Düş desem değil, rüya desem değil. Neredeydin onu de hele? Dergâhtaydım. Burada. Huzurda zikir çeker idim. Yanımda bir sağ var. Ben safın en başında dilimdeki esmamı zikrederdim yine. Ne vakit geçmiş bilmem zikir ile. Bir ara baktım ki yanımda saf tutanlar uyumuşlar. Ben zikir çekerim, onlar uyur. Uyurlar idi demek. Uyurlar idi şeyhim. Sen zikir çeker idin, onlar uyurlar idi safta. Uyurlar idi. Gel bakalım evlat. Hele varıp
uyandıralım uyuyanları. Thank you.